Şimdi arkadaşlar, tabanın buraya dikilmesini gösteriyorum. Bir tane griden alıyorum. Burayı sabitleyelim. Şimdi buradan başlayalım. Yanından itibaren
Şimdi bu bacağı diktik. Buradan örmüştük. Bacağımızı yapmıştık. Şimdi şu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine tam dibindeki boşluktan batıyoruz. Şimdi aynı yeri tekrar batıyorum. Burayı sabitleştirmek için. Şu alttaki ipi biraz yürütelim. Başlangıçta bir tane sık iğne yaptım, şimdi iki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz tane sık iğne yaptım. Şimdi buradan itibaren sayıyoruz. 13 tane sayacağım. Baştaki sık iğneden başlıyorum. Bakın şuradan. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, şurası 13. Buraya işaret koyalım. Şimdi buradan karşısı ile birleştirelim. Sık iğne yaparak birleştirdim. Şimdi arkadaşlar, en baştaki sık iğneye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 Şimdi burayla birleştiriyorum. Yani başlangıçtaki yaptığımız sık iğneye bağlıyorum. 15
Şimdi araya işaretimi koydum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 işaretin olduğu yerle birlikte 14. Şimdi buraya biraz elyaf koyalım. Böyle sağlı sollu elyafları yerleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar, burada bir sıra 14 sık iğne yaptım. İki sıra daha yapacağız. Bu birinci sıramız 1, 2, 2 sıra daha, yani 1, 2, 2 sıra daha 14 sık iğne yapalım. Sonra aynı şekilde bunu nasıl dikmişsem bunu da o şekilde dikiyoruz. Şimdi arkadaşlar, buradaki boşluğu kapatıyoruz. İlk sık iğneden başlıyorum. Düğüm attım. Burayı karşılıklı sabitleyelim. Karşılıklı dikiyoruz. Herhangi bir yerden çıkalım, ipimizi koparalım. Şimdi kulaklarını yapacağız. Sihirli halkanın içerisine şimdi 3 tane zincir çektim. Trabzan yapıyoruz, başa dolayarak. Yedi defa dolduracağım. 1 2 3 4
5, 6, 7. Şimdi başa dolamadan kısa trabzanlar yapacağım 4 defa. 1, 2, 3, 4. Şimdi başa doluyorum. 2 tane uzun yapacağım. Bu birincisi. İkincisi. Şimdi kısa. Bir tane doluyorum başa. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, 4 defa yapacaktım. 4 tane yaptım. Şimdi 7 defa uzun yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 3 tane zincir. Alttakini çekiyoruz. Biraz kontrolü çekelim. İpi koparmadan. Şimdi buradaki ipi biraz uzun bırakalım dikmek için. Hatta kuyruğunu da bundan yapacağız. Biraz uzun bırakalım. Uzun bıraktık. Şu alttan yürüttüğümüz ipi şimdi arkadaşlar bu alttan yürüttüğümüz bu ipi buradan biraz içeri alarak koparacağız. Şimdi bunu dikeceğiz. Kulağın nasıl dikileceğini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar kulağını dikeceğiz. Böyle ayarlayalım. Şekilde. Burada gözün bakın 1, 2, 3. sık iğne ile oradan sabitledim. Üçüncü sık iğneden. Şimdi buradan nasıl dikileceğini gösteriyorum. Biraz şuradan derince alalım. Çok fazla sıkmadan, yani ipi çok fazla sıkmayın arkadaşlar. Çok fazla çekmeyin yani.
Şimdi arkadaşlar, kuyruk kısmını oluşturacağız. Buradaki ipi değerlendireceğiz. Şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14. Tam şu kısım. Şuradan ipimizi çıkartalım. Bu ipi uzun bırakmıştık. Yine sıkmadan, ipi çok fazla çekmeden, bakın bu şekilde diktim. Şimdi bu ip uzunca kalsın. Diğer kulağı da aynı şekilde yapacağız. Arkadaşlar, diğer kulağı da aynı şekilde dikiyoruz. Bakın şöyle yine ayarlayalım. 1, 2, 3 tam şu kısımdan. Şuradan bunu da dikelim. Bu ipi yine buradan çıkartalım. Buradan içinden aynı şekilde dikelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bu kulağını da diktim. Bakın buradan aynı yerden çıkıyorum. Şimdi kuyruğunu yapalım. Buraya ayrıca bir ip ilave etmiş olmayacağız. Bu şekilde öreceğiz. İki ipimizin uzunluğu da aynıymış. Şimdi buradan başlayalım. Bu yöntemi daha önceki videolarımda da göstermiştim. Çok da güzel bir yöntem. Kaç tane yaptım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane iyi oluyor. Evet. Sonra püskülü de olacak zaten. Şimdi onu da göstereceğim. Şimdi bunu da böyle geçirelim. Düğüm atalım. Birazcık da böyle keselim. Sonra bakın buradan böyle püsküller katlarını ayırarak. Arkadaşlar, filmimiz bu kadar, bitti. Çok da muntazam oluyor arkadaşlar. Renk renk yapabileceğiniz bir tarif. Şimdi arkadaşlar, kalp yapacağız. Böyle kalp. Şimdi nasıl yapıldığını da göstereyim. Bunu nasıl ilave ettiğimi de göstereyim arkadaşlar. Şimdi kalp yapıyoruz. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi her sık iğneyi çift atıyorum. 6 defa arttırıyorum. 1,
3. Beş, altı, şimdi bir toplamda üçüncü sıradayım. 16 tane, 12 tane sık iğne yapıyorum. Yani 12 tane sık iğnem olmuştu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir zincir çekiyorum. Bunu koparıyorum. Alttaki ipi de koparıyorum. Şimdi bundan bir tane daha yapıyorum. İki tane böyle ördüm. Kalp yapıyoruz. Bitiş yerinden karşı ile birleştiriyorum. Birleştirdim. Şimdi yanındaki sık iğneden, yani bakın şuradaki en baştaki sık iğne, boş kalan sık iğnemiz var. Oraya sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi yine bakın bu dibine değil de ilk sık iğneye batıyorum. Burada da 12 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi 12 tane burası, 12 tane burası. Şu karşıdaki bakın. Karşıda şuraya. Şuraya batıyorum. Şimdi işaret koyuyorum oraya. Dört tane sık iğne oldu. 12 burası, 12 burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Araya da batıyorum bakın. 11, 12,
13. Dört, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Şimdi ben bir sıra yaptım. İki sıra daha yapalım. Ben bir sıra yaptım. İki sıra daha yapalım. 1, 2. Şimdi üst sıra toplamda yaptım. 24 sık iğne. İki sık iğne bir eksiltme şeklinde yapıyorum 6 defa. Sıra sonuna kadar arkadaşlar. Şimdi eksiltmeden sonra artık 12 tane sık iğne, evet, 16 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, pardon, 18 tane sık iğne örüyoruz. 6 defa. 24 sık iğneyi 6 defa eksilttik. 18. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bir sıra daha örüyorum. Bir işaretimi koyayım. Bitti, anlaşılsın bu sıranın. Şimdi bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dört, 15, 16, 17, 18. İki sırada 18 ördüm.
Şimdi içine birazcık elyaf koyalım. İçine dolduralım. Şimdi iki sırada 18 sık iğne yaptım. Burada bir sık iğne bir eksiltme şeklinde yapıyoruz bu sırayı. Bir sık iğne, bir tane eksiltiyoruz. Bir sık iğne. Yine 6 kez sıra sonuna kadar. Bir sık iğne, bir tane eksiltme ile bitirdim. Toplamda 12 tane sık iğnem oldu. Bir sıra 12 sık iğne örelim. 1 2 3 Şimdi her sırayı kesiyoruz. Yani 6 defa eksiltme yapacağım. Daraldığı için atlayarak eksiltmeleri yapacağım. Burası değil. 6 defa. Şimdi burayı nasıl kapatacağımızı gösteriyorum. Tek katlarını bakın böyle alarak bir tane atlıyorum. Burası değil, şurası. 2 3 kez. Kalbi oluşturduk. Şimdi şu kısmını yapacağız. Yuvarlak griden yapalım. Zil halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5
Alt. Şimdi her sırayı arttıralım. Yine erdeleye çıplatarak 6 defa. Artırmayla bu sırayı bitirdim. 12 tane sık iğnem oldu. 12 sık iğne örelim. Arkadaşlar şuradan başlayacağız. 5 sıra olana kadar 1, 2, 3 tane yapmışım. Yani arttırmadan sonra 3 sıra 12 sık iğne örüyoruz. Bir sıra daha örüyorum. Şimdi her sırayı yani eksilterek gidiyorum 6 defa. Birer delik atlayarak. En sonu kapatmadan içine birazcık elyaf koyacağım. Şu alttan yürüttüğümü kesiyorum. Sıkıca elyaf koyalım. Alabildiği kadar. Şimdi tane daha atlayacaktım. Tam 12 tane şey pardon 6 tane eksilmiş oldum. Şimdi bu ipi biraz uzatalım. Şöyle.
Uzun bırakalım yani, uzun keselim. Şimdi bunun ağzını yine önceki gibi kapatalım. Bir. Üç tane eksilttim. Bakın arkadaşlar, buradan atıyorum. Tam bu eksiltmeyi bitirdiğimiz yerden ayarlayalım. Ucundan çıkalım. Bu ipi uzun bırakmıştık. Şimdi buradan ipi çıkarmıştık. Bu sefer tekrar bir ip, ikinci gri ipimizi düğüm atıyoruz. Buradan çıkartıyoruz. Buradan batıyoruz. Yine aynı şekilde aynı. Bu sefer bakın buradan çıkıyorum. Yani tam dibinden değil. Yani gri'nin dibinden değil. Karşısından. Bu ipi de düğümü de içine yerleştiriyorum. Düğümü içine yerleştirelim. Düğümü de içerisine yerleştirdim. Şimdi buradan itibaren yine zincir yapıyoruz. On dört tane ya da 15 tane yeterli oluyor. On beş tane çektim. Şimdi bu iplerimizi çıkarttık. Bir tane düğüm attık. Burayı sabitledik. Şimdi arkadaşlar, bakın bunu buraya ilave edeceğim. Nasıl yapacağını gösteriyorum. Buradan bu bacağın dibinden bakın şöyle çıkıyorum. Hemen bakın şuradaki yanından aynı şekilde bu ipi de çıkartacağım. İki tane ipimiz vardı. Bunu çıkarttık. Yine aynı yerden. Bunu da çıkarttım.
Şimdi buradan yine zincir çekeceğim. Yine buradan istediğiniz kadar, yani şu kısmı yapacağız. Yani bunun genişliği size kalmış. Nasıl arzu ederseniz o şekilde yapabilirsiniz genişliğini. Arkadaşlar bu sap kısmını, bu kısmı istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Bunları sevdiklerime hediye etmeyi düşünüyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.